Kolay gelsin komşum. Sağ olasın komşum. Kuş beslediğini bilmiyordum. Onlar benim kuşlarım değil, Mürüvvet teyzenin. Misafirliğe geldiler, birkaç güne gidecekler. Öyle mi? Dikkat et, çok narin hayvanlardır. Belki biliyorsundur, eşlerden biri ölünce diğeri de yeme içmeyi keser, kendini öldürür. Ben kuşların intihar ettiğini bilmiyordum. Etmezler. Sadece eşleri olmadan yaşayamazlar. İkisi farklı şey. Ben de küçücük annemi kaybettiğimde. Annem çarşıya kadar gitmişti. Ben, ablam, abim televizyon izliyorduk. Sonra sokaktan fren sesi geldi. Ardından bir çarpma sesi. Dayanamayıp pencereye fırladım. Annem yolda boylu boyunca kanlar içinde yatıyordu. Peki ne yaptınız? Koştunuz mu yanına? Küçüğüm diye ablam izin vermedi. Sonra ambulans geldi. Götürdü onu. Bir daha da hiç göremedim annemi. Hani sen annenin kanını parkeden temizlemeye çalışmışsın ya. Ben de sabahın köründe çıkıp hortumla su sıktım oraya. Annemin kanı öylece kalmasın diye. Böyle iyice su sıktım. Tertemiz oldu. Üzüldüm. Nereden bilebilirsin ki? Behçet amcana bile söylemedim bunu. Ben annemin intihar ettiğini biliyorum. Sen biliyor musun? Benim yaptığım bir şey yüzünden kıydı canım. Ne yaptın? Mert söylesene ne yaptın? Benim babam merak etmiştir. Yemek için teşekkür ederim. Size iyi geceler. Mert lafını bitirmedin. Söylesene oğlum ne yaptın? Mert! Annem benim yaptığım bir şey yüzünden kendini öldürdü deyip fırlayıp gitti. Allah Allah. Ne yapmış olabilir? Sormadın mı? Sordum. Sormaz olur muyum? Ama son anda vazgeçti. Sanki söylemekten korktu. Ben de peşinden fırladım. Ya bir çocuk bir insanı hayatından vazgeçirecek kadar kötü bir şey yapmış olabilir mi Allah aşkına? Bence olabilir. Çetin, bırak o taşı elinden, kaldırma beni ayağa. Nermin, bir daha sorsaydın söylerdi belki. Zannetmem. Palas pandıras bir gidişi vardı. Cık.
Canım sen de sıkıştır biraz, ağzını ara. Tuzak sorular sor. Canım siz kocanızın ağzından nasıl laf alıyorsunuz? Öğrenmek istediğim şeyi direkt soruyorum. Ha. Nermin, bak belli ki bu çocuk sana ısınmış. Biraz daha eşelersen açılır sana. Bilmem ki. Ya hem ona da iyi gelir. Ya insan böyle bir sırla nasıl yaşar ki? İşte böyle bir sırla yaşanmıyor. Yaşanmıyor demek ki Handan kendini öldürdü. Peki bir daha denerim. Arayı soğutma ama. Hatta bana kalırsa hemen git sor. Demir tavında dövülür derler. Tamam çocuklar. Ben gidiyorum. Daha sonra konuşuruz. Hadi kolay gelsin. Kızlar, bu gece canınız, malınız ve ırzınız bana emanet. Devriyeye ben çıkıyorum. Ya ne devriyesi kadın başına gecenin bir vakti sokaklarda, saçmalama Yasemin. Tek başıma değil, Muzaffer Bey'le birlikte. Muzaffer kim ya? Şu polis mi? Evet. Allah Allah. Ay bilmiyorum yani, Sinan Bey'in kulağına gitmesin bence. Gitsin. Özellikle onun kulağına gitsin. Hayatım, maksat o zaten. Aferin sana. Görsün bakalım neymiş Emel'le kikir demek. Nermin teyze? Geçiyordum, uğradım. İrem'le Kerem bu gece de gelmeyecekler. Dedim ki belki Mert akşam yemeğinde yine bana eşlik eder. Hı? Bilmem ki. Beni yalnız bırakma çocuğum. Hele bir de ortalıkta hırsızlar dolanırken. Hiç mi hatırım yok? Yok. Olur mu ya öyle şey? Annem öldüğünden beri bir siz ilgilendiniz benimle. O zaman akşam yemeğini bekliyorum. Senin şerefine vitrindeki takımları da çıkaracağım. Tıpkı bayramlardaki gibi. Kuşluk vakti giyin, süslen. Ondan sonra tıkıl eve, camdan dışarıyı seyret. Ev kedisine döndük ayol. İşte bir kocan olacak. Tutacak seni elinden, gezdirecek. Nerede? Kız, bizim bakkal Nuri hayırlı bir kısmet arıyordu. Hoş o evli olmayan birini istiyordu ama belli mi olur nasip kısmet meselesi. Dur ben onun kulağına bir kar suyu kaçırıvereyim. Ay kokmuş bakkal Nuri evlenmemiş istiyormuşmuş, tövbe tövbe. Ayol Sevim abla, bakkal Nuri kim, ben kim yani? Ben artık şöyle bu saatten sonra kendime şöyle beni taşıyabilecek bir erkek istiyorum. Yani yakışıklı olsun, endamlı olsun, şöyle kapı gibi olsun. Ne bileyim renkli gözlü falan olsun. Sinan Bey gibi mi mesela? Hı? Konuya gel. O olur mesela. Sinan Bey gibi tabii. Ya adamın halinden, tavrından belli bir kere. Adam gibi adam. Ayol nereden geldiği belli olmayan, ne idüğü belirsiz bir herif için Yasemin'le yiyin birbirinizi, yiyin. Ay ne yiyeceğim birbirimi Yasemin'le be? Yasemin de çok tındı bana yani. Çok takıyorum gerçekten. Hem sen Yasemin'i görmedin mi kahvehanede o herifle? Neydi o, polis miydi nedir? Ay vıcık vıcık. El alemin herifiyle öyle, canımlı cicimle. Kadın var ya, kocasızlıktan şu evlilik programlarına düşecek, bak göreceksin. Bence bir an önce evlensin gitsin o polisle. Ben yakıştırdım yani. Anne,
Aa, düpedüz soyguna çıkmış bunlar ayol. Çapıda bu para verilir mi? Ay sen parasını düşünme mukaddes anneciğim. Ben gelininden ufak bir hediye olarak kabul et. Ay, ne gereği var evladım? Ay, ne gereği var olur mu? Mukaddes anne sen benim için onca şey yaptın. Ben bir elbise almışım çok mu yani? Hem Kudret de diyordu anneme yeni bir şeyler almak lazım diye. Ay öyle mi dedi oğulcuğum? Evet evet. Bakayım. Bak bunları yanımıza alalım. Ama pek genç şu galiba. Yok yok. Bunları bir üzerinizde görmek lazım. Rengi güzel. Ay bu pantolon da çok güzelmiş ama. Evet bunu da alalım. Hah şurada kabin var mukaddes anne. Gel şunları bir deneyelim. Efendim Behçet. Nermin nasılsın? İyi demek adet olmuş. Sen? Ben pek iyi değilim. Geçen seninle karşılaştığımızdan beri düşünüp duruyorum. Bir müddet ayrı kalalım, sorunlarımızı çözmeye çalışalım demiştim ya. Ya evden ayrıldığımdan beri konuşacak pek ortam bulamadık. Yani konuşmadan da nasıl çözülür ki bu işler? Evden kaçar gibi giden sensin. Toy aşıklar gibi pastane köşelerinde buluşacağımızı sanmıyorsun herhalde. Dön evine adam gibi. Eve dönmek istemiyorum. Ama sen de istersen bu akşam beraber yemek yiyelim ha? Tıpkı eski günlerde nişanlığımızda olduğu gibi. Ne dersin? Peki. Tamam gelirim ben oraya. Mukaddes anneciğim giyindiniz mi? Ay çok fena. Sıkıştım kaldım Zeliha. Ay. Ay Zeliha. Ay bu göğsümden geçmiyor be. Of kanter içinde kaldım. Ama onların modeli öyle. Yani biraz deneyin çekiştirin bakalım. Ay başların modeli mi? Kanter içinde kaldım ya. Of. Tamam o zaman bir diğerlerini görelim üstünüzde. Güzelce deneyin. Ayakkabı reyonunda bir ucuzluk varmış. Ben oraya bakıp hemen geliyorum. Aa, ay beni bekliyorsun Zeliha. Dur beni bekle dur dönüyorum. Ay Zeliha. Dur dursana. Alo. Bekle beni de bekle. Ay nereye gitti bu? Zeliha. Ay Allah. İçin çıksın inşallah. Beni bırakıp nereye gittin? Zeliha! Zeliş! Kız Zeliş! Bir dakika hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Sen inşallah. Ay, bir saniye. Bir saniye. Lütfen zorluk çıkarmayın. Zeliha! Zeliha! Merhaba. Çok bekletmedim değil mi? Hayır. İyi. Hani nerede gazete? Sence fotokopisini getireceksin sanıyordum. Kütüphanenin kuralları öyleydi. Ama ben sizin için çok önemli olduğunu bildiğimden... Çaldın mı yoksa? Ay inanmıyorum ya yakalansaydın. Zeliş Hanım... ben birkaç kitap bağışlar telafi ederim. Siz beğendiniz mi? Bayıldım. Bayıldım. Aldığım en değerli hediye. Yani pahalı hediyeler almışlığım var ama... ...bu kadar değerlisini hiç. Ayaküstü uğrayacağım demiştiniz. Ben sizi tutmayayım. Fikrimi değiştirdim. Bir kahve içip sohbet edebiliriz. Sahi mi?
Ne bu hazırlık? Kızlarla mı buluşacaksın? Nermi teyze yemeğe çağırdı. Koskoca kadın seninle arkadaşlık mı edecekmiş? Bana bak, ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Hayır baba. O senin gibi değil. O benimle konuşmayı seviyor. Ben de şimdi size geliyordum. Ne oldu ki? Ailevi bir mesele çıktı çocuğum. Benim hemen gitmem lazım. Başka bir gün akşam yemeğimizi yeriz. Olur mu? Söz, bunları telafi edeceğim. Yavrum bak bakayım bana. Hı, tatlım, senin bir bel çantan vardı ya, onu getir bakayım annene hadi. Anneciğim ya, şimdi iki saat arayamayacağım onu. Ne yapacaksın bel çantasını? Yavrum ben bugün devreye çıkacağım ya. Cüzdan falan koyarım içine. Anneciğim zaten mahallenin dışına çıkmayacaksın ki, ne yapacaksın cüzdanı? Bak hem cep telefonunu da şuradaki cebe koyarsın oğlum. Bak uğraştırma beni. O da doğru ya, tamam. Yavrum senin bir spor ayakkabın vardı ya, anne çok güzel koşuyorum dediğin. Hadi git o spor ayakkabılarını getir bana bir geceliğine. Ya anne ama ben onu yeni aldım. Yavrum bir geceliğine sadece ya. Ya tamam ama çamura falan basma. Bak benim beyaz ayakkabım mahvolur sonra. Gamze ben kendim için mi istiyorum? Sizin için, toplum için devreye geziyorum ben. Toplum için, doğru. Getiriyorum. Beyciğim ben hazırım. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben üstüm başımı dikkatlice giydim, eşofman giydim. Gamze'nin spor ayakkabılarını giydim. Belki koşmamıza icap eden bir durumla karşılaşırsak eğer. Ya Semin Hanım, ben sizi yürütür müyüm hiç? Aşk olsun. Ama bu devriye meselesi yayan yapılan bir iş değil mi? O amatörler için. Sizin yanınızda bir profesyonel bulunuyor. Buyurun lütfen. Karışık CD'yi sizin için hazırlattım. Sıkılmayasınız diye. Vay be. Gençliğimde az mı dans ettim bu müziklerle? Zafer Bey, sizi hiç böyle bilmezdim. Ben de daha sizin bilmediğiniz neler var neler. Muzaffer Beyciğim, başka bir hırsızlık olayı falan oldu mu bizim mahallemizde? Yok, mahallede asayiş Berkemal. Ama Yasemin Hanım, öyle mahalleler var ki her köşesinde ayrı hırgür. Tabii siz meslek icabı gidip geliyorsunuz değil mi sıkılıkla? Ya, ya. Korkmuyor musunuz hiç? Ben adrenalin bağımlısıyım. Yani ben filmlerde, dizilerde falan rastlıyorum tabii öyle yerlere. Yasemin Hanım, müsaade ederseniz size bir bukle sunabilir miyim? Anlamadım. Kemerinizi bağlayın lütfen. Size bu şehrin karanlık yüzünü göstereceğim. Yok ben almayayım. Su içeceğim. Sonra içim bulanır. İyi olmaz. Ne var canım bir yudum içsen? Nara falan atarım sonra, neme lazım. Keşke bir kerecik serbest bırakabilsen kendini.
İnan ki hiçbir derdimiz sorunumuz kalmazdı. Bunu salçayla mı yapmışlar? Hadi bitir şunları da yatalım artık. Hiç uykum yok benim. Çocukların okul konusu böyle beynimi matkap gibi deliyor çünkü. Sen o güzel kafanı yorma. Ben başka bir okul buldum bile. Başka bir okul olmayacak Ömer. Ne yapacağız? Ezeceğiz, o parayı bulacağız. Keşke senin aklına uyup işi bırakmasaydım. Banka memurisi ne kazanır ki? Ne olacaktı ki yani senin maaşınla? Ne mi olacaktı? Affedersin de ben şimdiye kadar çoktan müdür olmuştum. Dolayısıyla da benim maaşım senin maaşının iki katı olmuştu. Yarın gider kredi çekerim.